Evet, selamlar herkese. Marvel Haber ve Söylentiler'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta çok ilginç söylentiler var. Özellikle Marvel Studios Spoilers'tan oradaki yöneticiler tarafından paylaşılan bir söylentiler gönderisi var. Orada özellikle çok konuşacak şeyler var. O yüzden hemen başlayalım. Armor Wars'un çekimlerinin 3 Nisan 2023'te başlayacağına dair önce haberler gelmeye başladı. Daha sonrasında da yıl sonunda başlama ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair... Daha güvenilir kaynaktan haberler geldi. O yüzden e, yıl sonunda başlaması daha büyük ihtimal ve filmin de zaten 2025 yılında yayınlanması bekleniyor. Black Panther Wakanda Forever Disney Plus'a eklendi 1 Şubat itibariyle. Türkiye'de yine Herzmark gibi daha sonra eklenecek. Yani bir 5 ay sonra ekleniyor sinemada çıktıktan sonra. Kasım'da da çıktığını düşünürsek e, Nisan'dan önce gelmeyecek Türkiye Disney Plus'ına. Bakan Forever. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece Super Bowl olacak Amerika'da bildiğiniz üzere ve bu Super Bowl esnasında da reklamlar sırasında birçok fragman yayınlanıyor. Marvel'dan da her sene bir fragman yayınlanıyor veya TV spot işte. Bu sene de Quantumania ve Guardians of the Galaxy Vol. 3'ten yeni spotların yayınlanması bekleniyormuş. Fragman değil zaten Quantumania bir hafta sonra çıkmış olacak. O yüzden küçük bir spot gelir büyük ihtimalle. Belki Guardians'dan fragman gelebilir. Guardians'ın yeni fragmanıyla ilgili de bir sıkıntı var. Onu da konuşacağım daha sonra. The Marvels filminden de bir teaser fragmanın yayınlanması bekleniyormuş. Bu kesin değil bir beklenti ama çok yüksek bir ihtimalmiş. The Marvels filminden de bir teaser fragmanın yayınlanması. Grace Randolph, Sentry kimin canlandıracağı ile ilgili bir haberin ...yayınlanmasını beklediğini açıkladı. Yani her an yayınlanabilir şeklinde bir tweet attı. Marvel Studios spoilers'ın haberlerine geçmeden önce... ...bir gelişme daha var. Dave Bautista zaten karakteri son kez canlandıracağını açıklamıştı. Drax karakterini. Karakterin mükemmel bir sona sahip olduğu için de... ...bir daha ne kadar para verilirse verilsin... ...geri dönmeyeceğini açıkladı. Zaten çok da geri dönmesi şart olan bir karakter de değil Drax. O yüzden güzel bir sonunda varsa Guardians 3 filmiyle birlikte... Ee, geri dönmemiz daha iyi olacaktır tabii ki de. Ve şimdi de Marvel Studios Spoilers'ın haberlerine geçelim. Gerçekten de çok heyecan verici haberler var. İlk olarak Quantumania filminde ilgili çok büyük spoilerlar var. Onları söylemeyeceğim ama. filmi ee, filmin jenerik sonrası sahnelerini konuşacağım. Yine spoiler içerebilir. E, ee, Spoilerlı kısmından bahsetmeyeceğim. İlk jenerik sonrası sahnesinde çünkü filmle ilgili bir spoiler da var. Sadece şunu söyleyeceğim. Yine tabii ki de az da olsa spoiler niteliğinde olduğu için bu jenerik sonrası sahneler geçmek isteyebilirsiniz. İlk sahnede Kang konseyini görecekmişiz. Böyle hatta bir kolezyum dolusu Kang gözükecekmiş. İlk sahnede daha detaylı bir açıklama vardı. Çok detaya inmek istemiyorum. Siz yine de Reddit'te okuyabilirsiniz. İkinci jenerik sonrası sahnesinde ise başka bir Kang varyantını izliyormuşuz. Bir sahnede performans gösteriyormuş. O Kang'i ise Loki ve Mobius seyirciler arasında izliyormuş. Guardians 3 ile ilgili yeni fragmanla ilgili de yani bu moderatörler özellikle bu fragmanla ilgili paylaşımlarını genellikle biliyorlar. O yüzden fragmanla ilgili de neredeyse çalan müziğine kadar her şeyini neredeyse paylaşmışlar. Çok uzun olduğu için yine çok detaylı girmeyeceğim. Okuyabilirsiniz. Daha önceki Comic Con veya D23'te de yayınlanan fragmanlarla da benzer sahneler içeriyor gibi duruyor. O yüzden gerçek olma ihtimali de yüksek. Yine daha önce Grace Randolph yakın bir zamanda yeni fragmanın yayınlanmasını beklediğini söylemişti. Super Bowl'da yayınlanabilir veya bir spot da olabilir. Veya ya yani Şubat ayında bir fragmanda görecek gibi Guardians 3'ten Dev Patel'ın Mr. Fantastic için bir numaralı tercih olduğuna dair haber geldi şimdi de. Yine Marvel's The Spoilers'tan. Kevin Feige'nin yine Fantastic Four'da farklı ırklara sahip bir ekip istediği de yazıldı o gönderide ama bunu yalanlayan kaynaklar da var. Adam akıllı tercihler yaparlar umarım Fantastic Four için. Şimdi gelelim büyük haberlere. The Kang Dynasty ve Secret Wars arasında geçen tüm filmlerin Battle geçeceğini paylaştılar yine. Çok ilginç olur ama çok da inandırıcı gelmiyor bana. Çünkü büyük ihtimalle Armor Wars da araya denk gelecek. Ve zannetmiyorum ki böyle olsun. Bu pek inandırıcı gelmedi bana. Yine Doctor Strange 3'ün Secret Wars'dan önce çıkacağını duyurdular, yazdılar. Bu zaten daha önce de birçok kaynak tarafından yazılmıştı. Secret Wars'un iki parta ayrılması için konuşmalar yapıldığına dair de bir haberleri var. Bu ilginç olabilir ve bu daha gerçekçi bir iddia bence. Çünkü Secret Wars 3 saati çok rahat açması gereken bir film olur. 3 saatten çok çok daha fazla olması gerekiyor ve çok fazla karakter barındıracağı için yani o karakterleri böyle çok kısa görmektense bir sene daha bekleyip veya belki de tek sene içerisinde de çıkartabilirler. Çünkü zaten en başında Kang Dynasty ile Secret Wars'u aynı yılda çıkartma planları vardı. Öyle bir şey yapabilirler. Belki 2026 senesinde iki film birden Secret Wars'un iki partını yayınlayabilirler. Karakterleri daha uzun ve daha adam akıllı da görebiliriz daha iyi bir karar olabilir gibi geliyor bana da bu iki parta ayrılması. Ve son olarak da Faz 7'nin de Multiverse Saga'ya dahil olma ihtimalinin bulunduğu yazılmış. Çok zannetmiyorum ben bunu. Eğer yani dediğim gibi Secret Wars'un iki part arasında çok fazla bir film olacağını da düşünmüyorum. Söylentiler bu şekildeydi. Özellikle son söylentiler büyük iddialar. Ama sadece zaten Doctor Strange 3... Çıkacak önce onu saymıyorum. Battle geçeceğinden pek emin değilim. Ama elbet Battle World'da görebiliriz. Ee, hikayede zaten önemli bir yeri var ama e, çizgi romanlardaki gibi de işlemeyebilirler. Daha farklı da olabilir çünkü çoğu karakteri e, çizgi romanlardaki çoğu karakteri görmedik bile. Yani en basitinden Doktor Do, yani yok, Beyonder, e, molekülmen Çoğu önemli karakter Fantastic Four yok yani şu anlık daha henüz. O yüzden e, çizgi romandan daha farklı bir Secret Wars izleyebiliriz. Evet söylentiler bu şekildeydi bu haftalık video setiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere bay bay.